artık amelleriyle, ibadetleriyle, yaptıklarıyla baş başa. Ben duaya geçmeden birkaç cümle söylemek istiyorum. Müsaadenizle, yıllarca şoförlük yapmış bir dostumuz. Biz onu emekli olduktan sonra tanıdık. Bir gönül insanı. İçtiğimiz çorbada, yediğimiz ekmekte, giydiğimiz cekette, ayağımızdaki ayakkabıda onun emeği var. Biz şoför deyip geçiyoruz belki. Nakliyecilik yapmak önemli bir olay. Peygamberimiz de develerle nakliyecilik yapmış. Bu bir sünnet aynı zamanda. Bu Ali Rıza Bey kardeşimiz de çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için nakliyecilik yapmış şoförlerimizden birisi. Sonra emekli olmuş, gelmiş. Şu andaki yerinde yerleşmiş. Gönül insanı. Gönlünü dostlarına açmış. Biz şahit olduk. Evini, evinin kapısını, sofrasını dostlarına, sevdiklerine açtı. Şu anda o ebedi alemde bizi dinliyor, duyuyor. Biz ona inanıyoruz. Manevi olarak bizi dinliyor, duyuyor. Amelleriyle baş başa. Mezarlık hayatın özeti. Sözü uzatmanın bir anlamı yok. Geldiğimiz son nokta mezarlık. Ben şunu söylerim sadece. Muhammed Camisi öksüz kaldı. Ali Rıza Bey o caminin sevenlerinden biriydi. Sahip olanlarından biriydi. Onu mahallenin, caminin her türlü etkinliğinde, faaliyetinde görmek mümkündü. Hılful Fudul Cemiyeti'nin gönüllü üyelerinden biriydi. Onu bugüne taşıyan bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin geleceği, hepimizin olacağı son noktada o. Sözün bittiği yerde Rabbıyla baş başa, bizler de Rabbimizle baş başayız. İşte insan ölüyor, ibret alıyoruz. Ama dünya hırsı, ihtirası bizde bitmiyor. Kavgaya, birbirimizle mücadeleye devam ediyoruz. Birbirimizin kalbini kırmaya devam ediyoruz. Değer mi, değmez. Bir gönül insanıydı. Gönül yapmış ki bu kadar dostu onunla beraber şu anda onu son yolculuğa uğurluyor. Gelin biz de ona duamızı yapalım ama duamız son olmasın. Son yolculuğunu uğurladık ama duamız son olmasın. Bütün geçmişlerimize, kendimize ve Ali Rıza Bey'e gönülden bir dua yapalım.